Hayırlı sahurlar değerli Diyar TV izleyenleri. Bir sahur programından daha sizlerle birlikteyiz. Ben Sedat abim ve Serhat hocam ile Allah nasip ederse bugün dervişlik konusunu işleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Arif kardeşimin dediği gibi bu gece inşallah dervişlik konusunu ele alacağız. İnşallah. Bizim için gerçekten önemli bir konu. İnşallah sorularla aydınlanacağız bu gece. İnşallah. Dilerseniz ilk soruyla başlayayım ben. Dervişlik nedir? Dervişlikten ne anlamalıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidena velina vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel murselin. Ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi Rabbil alemin. Dediğiniz gibi dervişlik bizi ilgilendiren bir konu. O zaman dervişliği iyi anlamamız gerekir. Mesela derviş kelime manası itibariyle ne anlama geliyor? Mesela Efendimiz söylemişti. Derviş manası ne? Manası kapı eşiği manasına geliyor. Kapı eşiği. Peki neden böyle bir isim verilmiş? Çünkü derviş olan gerçekten nefsini böyle kapının eşiğiymiş gibi yere serer. Kendisi üzerinden geçtiği gibi mürşidini, kardeşlerini ve diğer insanları da onun üzerinden geçirir. Aynı şekilde kapı eşiği olduğu için bir yere açılıyor bu kapı doğal olarak. Nereye açılıyor? İmanı açılıyor, Allah'ın rahmetini açılıyor, Resulullah Efendimiz'in yolunu açılıyor. Aynı şekilde tabi olduğu mürşidinin yolunu açılıyor. Dervişin nefsini böyle yere sermesi gerekir. Kibirlenmemesi gerekir. Bu yüzden zaten ona bu isim verilmiştir. Dervişte kibir olmaz. Derviş kibir sahibi değildir yani. Ancak ne olur? Kibriya sahibi olur. Kibriyayı biraz açacak olursak, imanıyla sevinir, imanıyla kendi nefsine karşı övünür. Başkasına karşı değil. Aradaki fark budur. Başka hiçbir şeyle kibirlenmez, büyüklenmez, böbürlenmez. Dervişin buna dikkat etmesi gerekir. Aynı şekilde biri bir mürşid-i kamile tabi olduğunda ne der? Ben artık sana tabiyim ve senin gibi bir kul olmak istiyorum. Beni dervişin olarak kabul et. Talebe öğretmen ilişkisi gibi. Ne der? Ben sana artık intisap ediyorum. Seni kabul ediyorum. Sana bağlanıyorum. Beni kendin gibi Allah'ın esmasıyla yoğrulmuş insan-ı kamil yap. Bunu söylerken gönül itibariyle nedir? Gönül itibariyle de bu haldedir. Böyle nefsini yere sermiştir tabiri caizse. Rabbim ne söylüyorsa ben onu yapmaya hazırım demiştir. Ve doğal olarak nefsi arada bir yerden kalkar. Büyüklenir, kibirlenir, karşı gelir. Ama dervişin ne yapması gerekir? Dervişin ona bakmaması gerekir. Dervişin ona uymaması gerekir. Dervişin yolunda seyretmesi gerekir. Nefsim böyle söylüyor diye, işte gönlümden böyle geliyor diye ya da aklım bunu almadı diye kalkıp Allah'ın ayetlerine karşı çıkmak ya da nefsine uyup bunları hafife almak bir dervişe asla ama asla yakışmaz. Yaraşmaz ona yani. Aynı şekilde dervişin başka ne yapması gerekir? Dervişin derviş gibi durması gerekir. Derviş gibi. Mesela biz okulda eğitim gördüğümüzde hocalarımıza ne diyoruz? Biz öğrenciyiz, sen öğretmensin, bize öğret diyoruz. Biz kalkıp hocaya bir şey öğretmeye kalkmıyoruz, öyle değil mi? Ondan öğrenmeye kalkıyoruz. Sen bana öğret. Dervişin de ne yapması gerekir? Dervişin de mürşidine ben senden öğreneceğim, sen bana öğret demesi gerekir. Yoksa sen bilmiyorsun, bak ben biliyorum, ben daha iyi biliyorum hatta, bu daha doğrudur demesi edebe aykırıdır. Bu yüzden dervişin önce dervişliği kabul etmesi gerekir, benim öğrenmem gerekir demesi lazım. Bunu söylerse zaten seyir yapabilir, Allah'a doğru vuslat yolunda ilerleyebilir. Yoksa hiçbir şekilde
ilerleyemez, yerinde sabit kalır, yerinde sayar. Bazen de geriye gider. Ama ilerlemek istiyorsa, Allah'a vasıl olmak istiyorsa, mürşidine söylemesi gereken nedir? Ben seni takip ediyorum. Sen git, bana da gel de, ben de senin peşin sıra geliyorum. Senin arkandayım yani. Onun arkasında durması gerekiyor, önünde değil. Mürşidini kendine benzetmemesi gerekiyor. Kendisinin mürşidine benzemesi gerekiyor. Buna dikkat etmesi lazım bir dervişin. Yoksa dediğim gibi derviş olmaz o kişi. O kişi mürşidine mürşitlik taslamış biri olur. Derviş olmaz. O yüzden derviş kapı eşiğidir dedik. Dervişin gönül itibariyle de o halde her zaman durması gerekir. Evet. Peki hocam, geçmişte bilinen meşhur dervişlerden Yunus Emre var. Evet. Yunus Emre'nin dergaha 40 yıl odun taşıdığını biliyoruz. Öyle ki eğri odun bile getirmemiş dergaha. Evet. Peki günümüzdeki dervişlik nasıl anlaşılmalı? Mesela eskiye baktığımızda, eski mürşidi kamillere, onların dervişlerine baktığımızda onlardan öğrenecek çok şeyimiz vardır. Mesela eskiden mürşidi kamiller biraz daha sertti, biraz daha katıydı. Nasıl katıydı? Usul konusunda daha sertlerdi. Yapılması gerekeni söylerlerdi. Yapmazsan senin burada işin yoktur derlerdi. Hatta Mevlana Hazretleri ne yapıyor? Bir tane küstah kapısı yaptırıyor. Öyle değil mi? Evet. Eğer edebe aykırı bir hareket edersen, bir şey yaparsan sen oradan çık git diyordu. Ve küstah kapısından atılan biri bir daha da geri dönemiyordu. Geri gelse bile kabul edilmiyordu yani. Peki neden böyle sertlerdi? İnsanlar işi ciddiye alsın diye. Çünkü bu oyun değil. Bu senin ebedi hayatını ilgilendiren bir mesele. Eğer senin ebedi hayatını ilgilendiriyorsa senin bazı şeyleri çok ciddiye alman gerekiyor. Mesela edep konusu. Çok çok ciddiye alman gerekiyor. Diyelim ki eski dervişlerden mesela Yunus Emre'yi söylediniz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri var mesela. Daha bir sürü var. Örnek için söylemek gerekirse mesela onların dervişliğine insanlar mesela kimisi kitaplarını okumuştur, kimisi filmini seyretmiştir, kimisi dizisini seyretmiştir, fark etmiyor. Kısmen oradan anlamıştır nasıl bir merhaleden geçtiğini. İnsanda bir nefis vardır. Nefsin ehlileştirilmesi gerekir. Teskiye, terbiye olması gerekir yani. Mürşid-i Kamil de ne yapar? Onu terbiye eder. Eğer senin nefsin büyükse, senin nefsin kibirliyse önce onun kibrinin kırılması gerekir. Bu işin kuralıdır yani. Nefsin kibirli olacak. Ondan sonra diyeceksin ki ben derviş olayım, ben Allah'a gideyim. Böyle bir şey yok. Önce nefsindeki kibri yenmen gerekiyor. Nefsine boyun büktürmen gerekiyor. Neden? Sen eğer bu halde olmazsan Allah'ın emirlerine karşı da kibirlenirsin. Bildiğini zannedersin. İnsan bir şeyi bildiğini zannederse şayet üzerine ekstra bir bilgi koyamaz. Mürşid-i Kamil de bunu yapamaz. Nasıl ki öğretmen öğrencisine bir şey öğretmeye kalktığında öğrencisi ben biliyorum derse onu öğrenmesi mümkün değildir. Ne demesi gerekir? Ben bilmiyorum demesi gerekir. Sen bana öğret demesi gerekir. Mürşid-i Kamil de kişinin nefsinde hangi kötü haller varsa bunu bilir ve ona göre ona muamele eder. Eskiden dervişler mesela bu konuya çok daha dikkat ederlerdi. Neden dikkat ederlerdi? Çünkü mürşitler bu konuya dikkat ettikleri için, daha sert davrandıkları için. Herkes kendi yolunun terbiyesiyle götürür yalnız her mürşidi kamil. Doğal olarak mürşitten mürşide, yoldan yola farklılık var mıydı? Vardı. Resulullah Efendimiz nasıl yapmış peki? Resulullah Efendimiz biraz daha farklıdır. Nasıl farklıdır? O daha fazla rahmet sahibidir. Daha fazla rauftur. Daha fazla rahimdir. Sahabeye karşı öyledir. Sert değildir yani. Onun şimdi herkes kendinde nasıl bir mizaç varsa doğal olarak öyle terbiye ediyor yanındaki dervişi. Resul Efendimiz de hali daha farklıdır. Daha rahmet sahibidir. Daha affedicidir. Öyle söyleyeyim. Bu yüzdendir ki mesela sahabe daha farklı yetişmiştir.
bu halde olan mürşidi kamil yok mudur? Vardır. Mesela örnek vermek gerekiyorsa Efendimiz öyle yapıyor, öyle değil mi? Onun da hali öyledir. Bu değiştirilebilecek bir şey değildir. Herkes kendisinde ne var ise onu verir karşıdakine. Kendisinde olanla alakalı bir durum bu. Ama gel gör ki bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Nasıl? Mesela bazen bizimle oturuyor, öyle değil mi? Oturuyor, konuşuyor, sohbet ediyor, bazen şakalaşıyor. Farkında olmadan belli bir zaman geçtiğinde, insan birbiriyle oturup kalktığında, belli bir zaman yaşadığında bazı şeyleri unutuyor. Farkında olmadan edep sınırlarını aşıyor. Farkında olmadan onu kendisinin arkadaşı zannediyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur aslında. Neden? Sen onu eğer kendi arkadaşın gibi görürsen, ne yaparsan ona öyle muamele etmeye başlarsın. İşte bu senin felaketin olabiliyor. İnsanın, yani bir dervişin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. O senin arkadaşın değil. Bir kere bunu iyi idrak etmek lazım. Neden? Sen onun arkadaşı gibi davranırsan lakayt olursun. Edep sınırını aşarsın. Öyle değil mi? Mesela biz örfümüzde ne görmüşüz mesela? Biz büyüklerimize karşı saygılı olmuşuz, öyle değil mi? Büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkmışız. Ayağımızı mesela onun yanında asla uzatmamışız. Neden? Saygısızlık olmasın diye. Hatta onun yanında ağzımızı bile açmamışız. Öyle değil mi? O ne zamanki konuş demiş, biz o zaman konuşmuşuz. Biz böyle öğrenmişiz yani. Nedeni, herhangi bir yanlış yapmayayım, herhangi bir edepsizlik yapmayayım diye biz büyüklerimizden böyle görmüşüz. Bu kötü bir durum mu? Yok, kötü bir durum değil. Bu bize öğretmiş. Neyi öğretmiş? Büyüğü ve küçüğü öğretmiş. O konuştuğunda onu dinlemişiz. Aynı şekilde dervişin de bu mesafeyi her zaman koruması gerekir. Samimi olmak başka bir şeydir. Cıvık olmak, lakayt olmak başka bir şeydir. Kendini onun arkadaşı görmek başka bir şeydir. Dedim de gelip bizimle oturup espri bile yapıyor, öyle değil mi? Her türlü bazen gelip bizimle beraber çalışıyor, öyle değil mi? Evet. Bu onu bizim arkadaşımız yapmaz. Öyle değil mi? O bizim mürşidimizdir, biz de onun dervişiyiz. Ve bu her anda böyledir. Biz onunla samimiyiz, her türlü derdimizi açıyoruz, öyle değil mi? Yalnız onunla birbirimizle yaptığımız sohbeti yapmıyoruz bazen. Yani birbirimizle şakalaşabiliyoruz, çok rahat. Ama ona karşı mesela konuştuğumuzda lafımızı ne yapıyoruz? Çok ince eleyip sık dokuyoruz, ona göre söylüyoruz. Neden? Bunun bir bedeli var çünkü. Sen öyle ağzına geldiği gibi konuşamazsın. Sen eğer ona karşı böyle davranırsan, sen Resulüne karşı da aynı davranırsın, Allah'a karşı da aynı davranırsın. Mesele burada zaten. Amaç Allah'a karşı edebini her zaman korumak. Amaç bu. Bu yüzden Mürşid-i Kamil'e karşı zaten bu kadar dikkat ediyoruz. Yoksa onun zahiriyatıyla alakalı bir durum değildir bu. Bu bizim kendi gönlümüzle alakalı bir meseledir. Mesela insan bazen isyan ediyor. Ne diyor? Ya Rabbi niye böyle yapıyorsun diyor. Örnek veriyorum yani. Sen niye bana böyle davranıyorsun? Bak ben senin için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama sen bana vermiyorsun. Sen beni hiç düşünmüyorsun. Sorulduğunda ne diyor mesela? Ben Rabbimle samimiyim. Samimiyet böyle değil. Sen samimiyeti anlamamışsın. Samimiyet böyle yapılmaz. Derviş ya da herhangi bir kul Rabbi ile nedir? Edeplidir. Rabbine karşı her daim edeplidir. Edebini unutmaz. Sen yaratılan bir mahluksun. O ise senin yaratıcındır. Seni yoktan var edendir. Kendini onunla bir tutamazsın. Ne diyor mesela? Bu samimiyetime zarar verdi. Samimiyetine zarar vermiyor. Niye samimiyetine zarar versin? Yalnız işte problem, biz ikisi arasındaki farkı bilmiyoruz ha. Edeple samimiyeti birbirine karıştırıyoruz. Ne diyoruz? Edepsizce yaptığımız davranışlar sanki samimiyettenmiş gibi öyle idrak ediyoruz. Ona göre de davranıyoruz. Doğru mudur? Asla doğru değildir. Evet, buyurun. Hocam şeyden bahsettiniz. Dervişin mürşidine olan bakışını anlattınız. Tabii ki ise dervişin derviş kardeşine bakışı nasıl olmalı?
Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Mesela ben soru tam olarak açamadım. Onu bir bitireyim isterseniz. Eski zamanlarda mesela bu biraz daha farklıydı dediğim gibi. Onlara söylendiğinde sen burada yanlış yapıyorsun, bunu düzelt. Onlara böyle söylenirdi. Hele mesela dediğim gibi edep konusunda asla ama asla bir yanlış yapıldı mı affedilmezdi. Ama bak Resulullah Efendimiz affetmiş mi? Affetmiştir. Samimiyetten görmüştür, bazen affetmiştir. O onun rahmetindendir yalnız. Yani bu Mürşid-i Kamil'in fıtratından kaynaklanıyor. Tabii tabii. Yani hepsinin fıtratı farklı olduğu için doğal olarak hepsi de farklı davranmıştır. Mesela örnek verelim. İsmail Fakirullah Hazretleri daha yumuşak mizaçlı biridir. Yumuşak davranmıştır. Yapısı öyledir yani. Hilm sahibidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri o daha serttir mesela. Onun mizacı daha serttir. İşte o onunla alakalı bir durum. Yani işte derviş kendini bilmesi gerekir. Sen kendin gibi olacaksın. Nasıl? Derviş gibi duracaksın. Aradaki fark budur. Çünkü eski zamanlardaki ile şu zamandaki arasında aslında bir fark yok. Olan fark nedir? Olan fark derviş kendini bilmiyor. Kendini bilmediği için problem çıkıyor zaten. Eğer derviş kendini bilirse her zaman da durum aynıdır. Değişen bir şey yok. Aynı şekilde sorduğunuz gibi derviş kardeşine karşı nasıl davranması gerekir? Öncelikle şunu iyi idrak etmek lazım. Mesela tasavvufta ne vardır? Tasavvufta kademe kademe bakış vardır. Fena vardır. Nasıl? Fena fi ihvan, fena fi şeyh, fena fi resul, fena fillah mertebeleri vardır tasavvufta. Bu dört mertebeyi bütün tasavvuf ehli bilir. Aslında bu dört mertebe de hepsi birdir. Sadece iyi anlaşılsın diye bunlar dile getirilmiştir, söylenmiştir. Aslında bunlar özünde birdir. Ayrı değildir birbirinden. Nasıl birdir? Fena fi ihvan denen şey aslında yok olandır. Olmayan şeydir. Nasıl? Bir derviş mürşidine doğru bakarsa, derviş gibi durursa, dervişliğini bilirse, kulluğunu bilirse ve bunun farkında olursa doğal olarak mürşidine bakışı doğru olduğu için kardeşine olan bakışı da doğrudur. Resulüne olan bakışı da doğrudur. Rabbine olan bakışı da doğrudur. Eğer yanlış ise gerisinin hepsine yanlış bakar zaten. Otomatikman bu durum böyledir. Mesela derviş ne yapar? Fenafi ihvanı kazanabilmek için. Yani İhvan kardeşinde fena bulabilmek için, tabiri caizse öyle zaten anlatılır. Derviş kardeşinde fena bulmak diye bir şey yok aslında. Ondaki güzelliği almak var. Ondaki güzel olanı almak. Yardım edebiliyorsan yardım etmek. Bunun için de ne yapman gerekir? Bunun için bir kere kardeşini sevmen gerekir. Gönül beraberliği kurman gerekir. Bu gönül beraberliği nasıl kurulacak? İşte en büyük problem burada ortaya çıkar. Derviş herhangi bir kardeşiyle ya da herhangi bir insanla, hiç fark etmiyor, yeryüzünde yaşayan herhangi bir insanla gönül bağını kendisinin kurması doğru değildir. Buradaki hatayı söylüyorum yani. Eğer kendisi kurmaya kalkarsa mutlaka ama mutlaka o bağ kopmaya mahkumdur. Kesinlikle mahkumdur yani o bağ kopacak. Kim kopartıyor bunu? Bunu Allah kopartır. Böyle bir durum var. Neden? Allah'ın bağlamadığı bağla birbirine bağlananlar muhakkak yeri ve zamanı geldiğinde birbirinden kopacaklardır. Çünkü Allah bunu kabul etmiyor. Allah'ın o bağı bağlaması gerekiyor. Birbirimizle bizim aramızda Allah'tan gelen bir sevginin olması gerekiyor. Eğer sevgi Allah'tansa İkimiz arasındaki ünsiyeti kuran, yakınlığı, bağı kuran da kimdir? Gene Allah'tır. Biz eğer kendi aklımızca, kendi düşüncemizle bu bağı kurmaya çalışırsak bu bağ kopacak. Bu kesindir. Bunun en belirgin örneğini vermek gerekirse nedir bu? Mesela diyelim ki biz birini seviyoruz. Bir dışarıdaki biri de olabilir, mümin kardeşimiz de olabilir. Bu fark etmiyor. Ne diyoruz? Biz bu kişiyi seviyoruz. Allah için seviyorum diyoruz. Allah için ben buna yardım ediyorum diyoruz. Ama gel gör ki o adam bize herhangi bir yanlış yaptığında
ya da bizim hoşumuza gitmeyen bir davranışta bulunduğunda ne yapıyoruz? Ona kızabiliyoruz. Hatta onu kendimizden uzaklaştırıyoruz. Seninle artık hiçbir işim yoktur diyoruz. Gönlümüzdeki bütün bağı kopardık diyoruz. Bazen hakaret edebiliyoruz. Bazen gönlümüzden buğz edebiliyoruz ona. Neden bunu yapıyoruz peki? Hani daha düne kadar seviyordun bunu. Kardeşim diyordun sen buna. Mesela genelde dışarıdaki arkadaşlıkların hepsi böyledir. Hepsi ya, istisna yok. Neden? Bağlarını kendileri kurdular çünkü. Ne dedi bu adam, işte biz kankayız diyorlar ya. Biz çok yakınız diyorlar. Bizi kimse ayıramaz. En ufak bir şey olduğunda ayrılıyorsunuz yalnız. Herhangi bir problem çıktığında düşman oluyorsunuz birbirinize. Neden? Bunun sebebi ne? Sebebi insan kendi gönlünden kardeşiyle bir bağ kurmaya çalıştığı içindir. Sen bu bağı kurarsan bu bağ kopmaya mahkumdur. Kim kuracak bu bağı? Bu bağı Allah kuracak. Allah nasıl kuracak? Allah mürşidinin eliyle bunu yapacak. Mürşidinin eliyle. Mesele burada. İşin özü burada yani. Mürşid-i Kamil bütün derviş kardeşlerinin gönüllerini alır, birbirine tabiri caizse bir iple bağlar. Tabiri caizse örnek verdim yani. O kardeşi diğer kardeşini istese de istemese sevmeye mahkumdur. Neden? Çünkü bağı bağlayan mürşididir. Dolayısıyla Allah'tır bağı bağlayan. Karşıdaki derviş kardeşi yanlış da yapsa, hata da yapsa, hiç ona bakmasa bile, tabiri caizse hiç onunla konuşmasa bile, hatta ona düşmanlık dahi yapsa, o gene bu bağı koparmaz. Bu bağı koparamaz. Niye? Bağı bağlayan o değil çünkü. Problem burada. O zaman dervişin ne yapması gerekir? Derviş kendisiyle mürşidi arasında bağ kurar, gönlünü ona rapt eder, ben seni seviyorum der, al beni götür der, Rabbime götür der, Resulünün yolundan beni Rabbime ulaştır der. Sen nasıl istiyorsan ben de öyle yapacağım der. Sen neyi sevmemi istiyorsan, kimi sevmemi istiyorsan ben de onu seveceğim der. Kimi de sevmememi istiyorsan, ondan uzak durmamı istiyorsan ben ondan da uzak duracağım der. Bunu söyler, mürşidi de alır, onun gönlüyle diğer kardeşlerinin gönlünü ya da kimi sevmesi gerekiyorsa onun gönlünü alır, birbirine bağlar. O kişi istemsiz olarak onu sever. İstemsiz olarak. Onu görmese bile bu kural böyledir. Örnek vermek gerekiyorsa, mesela bizim başka şehirde, başka ülkelerde kardeşlerimiz var, öyle değil mi? Biz görmemişiz onları. Onlar da bizi görmemiş. Ekranda mesela görmüşler. Onun dışında ne biz onları gördük zahiri olarak, ne de onlar bizi gördü. Ama aramızda bir bağ var mı? Bir bağ var. Bu bağ nereden geliyor? Mesela telefon açıyor kardeşimizin biri, ne diyor? Ben Allah için sizi çok seviyorum diyor. Neden? Beni tanımıyor. Öyle değil mi? Nasıl seviyor? İşte bağı Allah bağladığı için, mürşidimiz bağladığı için doğal olarak onun sevgisi istemsizdir. Bu imani bir sevgidir. İmandan gelen bir sevgidir yani. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Ne demişti? İman bir gönle inerse o kişinin gönlü latif sahralar gibi genişler. O kişi artık sevdiğini Allah için sever. Sevmediğini, buğz ettiğini de Allah için sevmez. Allah için ona buğz eder. Mevzu imanın gönle inmesidir. İman gönle inince bağları kuran kimdir? Bağları kuran Allah'tır. Kiminle yapar bunu? Mürşidinle yapar. Doğal olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Mürşidimize karşı düzgün bakmamız gerekiyor. Kardeşimize bakışımız istesek de istemesek de düzelmeye mahkumdur. Bu kural böyle geçerlidir yani. Bunu iyi idrak etmek lazım, iyi anlamak lazım. Mürşidin mesela sana dese ki, mesela burada ne var? Kediler var, öyle değil mi? Dergahın bahçesinde kediler dolaşıyor. Sana dese ki bunu seveceksin. Sen onu ne diyorsun? Ben bunu seviyorum diyorsun. Gönlünde ona karşı bir sevgi oluşur. Kedidir. Ama sana dese ki sevmeyeceksin. Ne diyorsun? Tam sevmeyeceğim diyorsun. Çünkü bağı kuran odur. Bağın sahibine bakmak gerekir. Karşıdakine bakmak doğru değildir. Karşıdakine bakarsan o sana bir yanlış yaptığında ne olur? Ya sen onun kalbini kırarsın ya o senin kalbini kırar. Ya ona karşı kırılırsın ya ona karşı kızarsın. İkisinden biridir.
Bakalım böyle midir? Böyledir. Biri bize bir yanlış yaptığında ya kırıyoruz onu, kalbini kırıyoruz ya da ona kızabiliyoruz. Neden? Aramızda kendi bağımızı kurduğumuz içindir bu. Ama Allah'la alakalı bir bağ olsaydı, bu bağı Allah kursaydı ne derdik? Ya Rabbi sen biliyorsun derdik. Resul Efendimiz'in yaptığı gibi Taif'te taşlandığında ne dedi? Ya Rabbi onlar seni beni bilmiyorlar dedi. Sen onları affet dedi, onlara dua etti. Nasıl yaptı bunu? Biri seni taşlayacak, sana hakaret edecek, sen ona dua edeceksin. Nasıl olacak bu? Resul Efendimiz'in yaptığı gibi olacak. O işini Allah'la görüyor. Biz de işimizi Allah'la göreceğiz. Doğru yapan oysa yolda budur. Evet. Peki hocam, mesela günümüzde derviş mesela kendini dergaha mı kapatmalı yoksa dış dünyaya da bağlantısı olmalı mı? Yani sadece dergahın içerisinde bir hayat mı sürmeli yoksa normal bir insanın yaşadığı gibi bir hayat mı sürmeli? Bu zaten yanlış anlaşılan bir konudur. Zannediliyor ki derviş denince dünyadan elini eteğini çekmiş, dünyayla ilgilenmeyen, inzivaya çekilmiş, sadece ibadet eden ya da zikreden ya da ilimle uğraşan biri zannediliyor. Doğru mudur? Kesinlikle yanlıştır. Böyle bir şey yok. Kim böyle algılıyorsa işi bilmiyordur. Ne mesela büyükler ne söylüyor? Halkın içinde hakkı aramak lazım diyor. Sen nefsini nasıl terbiye edeceksin? Halkın içinde terbiye edeceksin. Öyle değil mi? Kibrini nasıl kıracaksın? Halkın içinde kıracaksın. Bir odanın içine geçerek sen nefsini kıramazsın. Kibrini yenemezsin. Böyle bir şey yok. Mesela belirli merhalelerde ne yapmışlardır? Farklı yolların, farklı tarikatların kendi çizdikleri metotlar vardır. Mesela ne vardır? Halvet vardır mesela. Zikir vardır mesela. Bunlar farklı şeylerdir. Bunlar her anda yapılmaz zaten. Bunlar belirli merhalede mürşit sana söyler, böyle yaptır. Mesela Resulullah Efendimiz itikafa giriyordu Ramazan'ın son 10 günü, öyle değil mi? Evet. Onun gibi belirli bir zamanda yapması gerekeni yapar. Mesela biz de ne yapıyoruz? Biz de Ramazan'ın son 10 günü ya da bir günü ne kadar vakit varsa ne yapıyoruz? İtikafa girmeye çalışıyoruz. Bu başka bir şeydir. Her anda bu yapılmaz yalnız. Derviş halkın içindedir. Gider, çalışır, evlenir, rızkını kazanır, çoluk çocuğu olur. Öyle değil mi? Halkın içinde olmak zorundadır. Nefsi terbiye olması için. Yoksa nefis terbiye olmaz. Böyle bir şey yok. Yani bir dergaha kapanmak, oradan dışarı çıkmamak böyle bir şey söz konusu bile değildir. Niye? Eğer böyle bir şey yapmak gereklidir dersen, Allah diğerlerini niye yaratmış o zaman? Niye o zaman insanlar gidip çalışıyor, insanlar başka insanlarla ister istemez oturuyor, kalkıyor, sohbet ediyor, öyle değil mi? İnsan halkın içinde olmak zorundadır. Her anda bir etkileşim halinde olmak zorundadır. Mesela biz ne yapmışız? Televizyon kanalı açmışız, öyle değil mi? Neden? Sebep ne? Sebep buna mecburuz da ondan. Niye mecburuz? Birincisi, mürşidimiz böyle söylediği için mecburuz. İkincisi, Allah böyle emrettiği için mecburuz. Allah bize direkt bir şey söylemiş mi? Yok. Ama ne diyor? Resul Efendimiz, emri bil maruf, nehyanil münker. Doğruyu söyleyeceksin, yanlıştan da men edeceksin. Doğal olarak insanların da böyle bir şeye ihtiyacı varsa sen gözünü kapatamazsın. Bildiğini anlatmak zorundasın, buna mecbursun. Nimetin şükrü için bunu yapmak mecburiyetin var. Ümmetin hali de ortadadır, öyle değil mi? İnsanlar buna açtır. Neye açtır? İnsanlar muhabbete açtır, sevgiye açtır. Din denince insanlar neyi anlıyor? Sadece işte kitap okumayı anlıyor. Ya da dervişlik denince sadece dergâhta kalmayı, dışarı çıkmamayı, insanlarla ilgilenmemeyi, inziva hayatını anlıyor. Böyle bir şey yok. Sırf bunu kırmak için zaten televizyon kanalı açacaksınız dedi Efendimiz. Biz de açtık, öyle değil mi? Neden? Bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için. Yeri geldiğinde televizyon kanalımızda ne var mesela? Bayanların yaptığı programlar var.
Bayanlar çünkü bizdendir, bizim içimizdendir. Onları dışlamak doğru değil. Ne var mesela? Bakıyorsun türkü programı var. Sebep? Türkü de bizdendir. Sen bunu da dışlayamazsın yani. Kültür de vardır. Resulullah Efendimiz kültürü inkar mı etti? Yok. Yok sadece oturalım, sadece kitap okuyalım birbirimize. İnsan sadece kitap okumaz. Kimse kusura bakmasın yani. Kitap da okuyacağız yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde sohbet de edeceğiz. Yeri geldiğinde ayet okuyacağız Allah'ın ayetlerini. Öyle değil mi? Yeri geldiğinde ilahi söyleyeceğiz. Yeri geldiğinde zikir yapacağız. Yeri geldiğinde çalışacağız. Öyle değil mi? Bunlar hayatın içinde olan şeylerdir. Dışında değil. Böyle dışında tutmak doğru değildir. Din her anda insanda üzerinde görünmesi gereken bir olgudur. Eğer insan Müslümansa her anda Müslümandır. Sadece ibadet yaptığında Müslüman değildir. Her anda. Bunu insanlara ne yapmak gerekiyor? Göstermek gerekiyor. İşte bu yüzden ne yaptık biz de? Kanalımızı açmışız. Herkese gösteriyoruz. Mesela biz en başta ne söyledik? Bizim kanalımız dini bir kanal değildir dedik. Niye dini bir kanal değildir diyoruz? Sen eğer bu kanala dini kanal dersen diğer kanallara dinsiz kanal dersin. Ne dedik? Biz Müslümanız. Doğal olarak bizim yaptığımız yayınlar Müslümanca yayın olması gerekiyor. Öyle değil mi? Hayatın içinden olması gerekiyor. Dini kanal demememizin sebebi herkes dini kanalı kafasında bir şablon oluşturmuş. Sadece işte belli bir kesime hitap ediyor deniyor. Din belli bir kesime hitap etmez. Din bütün insanlara hitap eder. Münafığa da hitap eder, müşriğe de hitap eder, Hristiyana da, Yahudiye de, Müslümana da hitap eder. Etmesi de gerekir yani. Bir kesimi alıp sadece onlara hitap etmek doğru bir şey değil. Herkesi kapsamak gerekiyor. Yanlış yapanı dışlarsan onu kazanamazsın. Yanlış yapana yanlışını hatırlatman gerekir. Nasıl? Güzellikle, hoşlukla, Resulullah Efendimizin yaptığı gibi, rahmetle, merhametle. İşte bu yüzden Efendimiz söyledi, biz de kanalı açtık. Derviş olduğumuz için açtık, öyle söyleyeyim. Kısaca, özetleyecek olursak. Hocam müsaadeniz olsa kısa bir aramız var. Tabii. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aramız var. Ardından tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam programımızın başında edep konusundan bahsettiniz. Çok önemli olduğunu söylediniz. Fazla evet. Sanki açmadınız. Onu bize biraz açıklar mısınız? Doğru. Biraz edep konusunu açmak lazım belki. Tasavvufta belirli kural ve kaideler var. Nedir bu? Bir dervişin yapması gereken şeyler. İlk sırada edep gelir. Edep, teslimiyet, hizmet, muhabbet. Bu dört temel unsur vardır bir dervişte bulunması gereken. Bunun en başında edep vardır. Edep yoksa yaptığı şeyler de boştur. Edebe nasıl dikkat edecek? Edep dediğimiz şey nedir ya da? Mesela edebi tam olarak bilmediğimiz için bazı şeyleri edepsizlik olarak adlediyoruz. Edeple bir alakası yok. Bazılarını da samimiyet olarak görüyoruz. O da edepsizliktir halbuki bunu bilmiyoruz. O zaman bu ikisi bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. Edep nedir? Birincisi bakışınla edepli olacaksın. Bakışınla. Karşıdakine baktığında bir insan gibi bakacaksın. İnsan. Eşref-i mahlukat. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Birincisi öyle bakacaksın ki ona karşı dikkatli olasın. İkincisi gönlünü kırmayacaksın. Neden? Çünkü eğer onun gönlünü kırarsan
onun gönlünden Allah'ın rahmeti giriyor. Allah'ın gazabı da onun gönlünden geliyor. Kulun gönlünden gelir. Bu her kul için geçerlidir. İstisnasız her kul için. Ya onun gönlünden biz Allah'ın rahmetini alırız ya da onun gönlünden Allah'ın gazabını alırız. O zaman kula karşı dikkatli olacağız. İstisnasız bütün kullara karşı. Zaten mürşidimize karşı düzgün bakacağız, edepli olacağız. Ne diyeceğiz? Bu bizim mürşidimizdir. Biz de onun dervişiyiz. Ben ondan öğreneceğim. Ben ona öğretmeye kalkmayacağım. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'e karşı edepli bakacağız. Ne diyeceğiz? O Allah'ın Resulüdür. O rahmeten lil alemindir. Biz de onun ümmetindeniz. Ona bakacağız, onun gibi olmaya çalışacağız. Onu hesaba çekmeyeceğiz. Bu bizim işimiz değil. Haşa. Başka Rabbimize karşı edepli bakacağız. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi, sen beni yaratansın. Sen yüceler yücesi olan, Rahman olan Allah'sın. Ben de senin aciz, zayıf, günahkar kulunum ya Rabbi. Kendimizi böyle göreceğiz. Bakışımız edepli olacak yani en başta. Ondan sonra halimiz edepli olacak, halimiz. Zahiri olarak edepli davranacağız. Elimizle mesela insanları incitmemek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Misal, tasavvufta mesela bunun için ne söylemişlerdir? Mesela Mürşid-i Kamil için demişlerdir ki, Mürşid-i Kamil'in oturduğu yere oturulmaz demişlerdir. Neden? Çünkü oturduğu yer Mürşid-i Kamil'in makamıdır denmiştir. Bu yüzden oraya oturmak doğru değildir. Edebe aykırıdır. Neden? Onun yerini çalıyormuş gibi olursun çünkü. Yoksa oturduğu yerin bir önemi yok. Taşın üstüne de oturmuş olabilir. Fark etmiyor. Misal Resulullah Efendimiz'in devesi vardı öyle değil mi? Hiç duydunuz mu ya da hiçbir kitapta yazdığını okudunuz mu? Biri Resulullah Efendimiz'in devesini istedi. Dedi ben falanca yere gideceğim. Devenizi bana verebilir misiniz? Böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Niye? O ona aitti. Bu yüzden edepsizlik olmasın diye kimse böyle bir şey yapmadı. Böyle bir şey de söylemedi. Aynı şekilde Resul Efendimiz vefat edinceye kadar, hasta olduğu döneme kadar mescitte namazı kendisi kıldırmıştır. Hiç kimse kıldırmamış. Ne zaman ki hasta oldu, hastalığı ileri gitti. Ondan sonra Hazreti Ebubekir kıldırsın denmiştir. Hazreti Ebubekir kıldırmıştır. Minberde mesela o konuşurdu. Minber onun makamıydı. Halka hitap ederdi. Kimse minbere çıkmazdı. Bunlar basit gibi görünüyor. Bunlar önemli meselelerdir yalnız. Neden? Bu saygı göstergesidir. En basit manasıyla düşünelim. Atıyorum bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Hiç fark etmez. O iş yerinde bir müdür vardır ya da patron vardır. Onun bir masası vardır. Öyle değil mi? Onun bir koltuğu vardır. Hiçbir çalışan gidip onun koltuğuna oturur mu? Yapar mı böyle bir şey? Yaparsa ya da o görse ona ne söyler? Senin yerin burası değil der. O onun makamıdır çünkü. Eğer zahiri olarak bunu algılayabiliyorsak, bunu anlayabiliyorsak, aklımız buna yetiyorsa manevi olarak da bu iş böyledir. Manevi olarak da sen eğer bu benim büyüğümdür, bu benim mürşidimdir, bu benim önderimdir diyorsan o zaman ona karşı dikkatli olacaksın. Oturduğu yere oturmayacaksın. Hatta ne demişlerdir? Mürşid-i Kamil'in gölgesine basılmaz demişlerdir. Neden? Çünkü gölge ondandır. Ona basarsan sanki onun üzerine basmış gibi sayılırsın. Bu yüzden dikkatli olmak lazım demişlerdir. Bu tasavvufun kaidelerinde yazıyor yani. Okuyan arkadaşlar ya da herhangi bir tarikata mensup olan arkadaşlar bunu bilir. Sebebi nedir? Sebebi bu edep duygusunu onda olabildiğince kamil etmektir. Mürşidine biri edepli değilse insanlara karşı da edepli olamaz. İnsanlara karşı edepli olmadığı gibi onu bırak oraya, Allah'a karşı edepli olamaz. Allah'a karşı. Asıl mesele budur zaten. Rabbimize karşı edepli olabilmektir. Bu işin teferruat kısmıdır gerisi. Ama mesele bu. Bunları eğer sen küçük görürsen, mesela Mürşid-i Kamil konuşurken sözü kesilmez. Biz normalde büyüklerimiz konuşunca da sözünü kesmiyoruz değil mi? Sen kesersen sen edepsizlik yapmış olursun.
Eskiden mesela benim gibi kitaplarda yazar ya da bilenler bilir. Mürşid-i Kamil'e normalde eskiden soru bile sormazlardı. Soru. Niye? Ne derlerdi? Mürşidim zaten biliyor. Bana ne gerekiyorsa bana onu söylüyor. Bu yüzden benim onun sözünü kesmemem gerekir. Ağzına bakmam gerekir. O anda bana neyi söylerse onu almaya çalışmam gerekir. Böyle bir bakış vardı. Mürşid-i Kamil biraz daha samimi olunca ya da Resulullah Efendimiz mesela samimi olmuştur. Öyle değil mi ashabıyla? Ne yapmışlardır mesela? Ben hepsi için söylemiyorum. İstinalar kaideyi bozmaz. Mesela bazen biri kalkıp böyle değildir demiştir. Sözünü kesmiştir. Bu soru sormak yanlıştır manasına gelmez. Onu da bir kere söyleyeyim. Mürşid-i Kamil'e soru sorulması gerekir. Muhakkak sorulması gerekir. Öğrenilmesi gerekir. Lakin ben işin edebi kısmını anlatıyorum. Belli bir müddet sonra derviş bunu anlar. Bütün sorularını mürşidine sorar. Bütün sorularını. Bütün sorularının cevaplarını alır. Aldıktan sonra ne yapar? Aldıktan sonra susar. Susar, mürşidi ona ne söylerse. Çünkü artık işi anlamıştır, işi öğrenmiştir. Soracak bir sorusu da kalmamıştır. Konuşursa boş boş konuşur. Soru sormaz, boş konuşur. Ama yok bir şeyi öğrenmek için soruyorsa muhakkak sorması gerekir. Bu ikisi farklı şeylerdir yani. Biri boş konuşmak, biri öğrenmek için sormak. Bunlar başka şeylerdir. Boş konuşmak asla doğru değildir. İşte ben konuşayım ya da ben bildiğimi söyleyeyim. İşte atıyorum o ya da çevresindekiler beni iyi bilsin. Ya da bu adam işi biliyor desin. Ben boş konuştum. Öyle değil mi? Bu edebe aykırı bir hareket oldu. Ve örnek kısa kısa söyleyeyim. Başka nedir mesela? Sesinin ondan yüksek çıkmaması gerekir mesela. Neden? Allah ayet-i kerimede mesela Resulullah Efendimiz için bunu söyledi. Benim de Resulullah Efendimiz döneminde de öyle insanlar yok muydu? Vardı mesela. Resulullah Efendimiz evi mescide bitişiktir zaten, yapışıktır. Bir kapısı mescide açılıyor direkt, Mescid-i Nebevi'ye. Orada mesela insanlar konuşurken sesi oraya gidiyor. Sesleri biraz şeydir, kalındır öyle söyleyeyim. Sesleri fazla çıkıyor. Hatta diyorlar Resulullah Efendimiz nerede kaldı derken sesleri yüksek çıkıyor. Allah ayeti indiriyor. Birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırmayın diyor Allah. Bu yüzden edepli olmak gerekir. Sesinin mürşidinden daha fazla çıkması doğru değildir. Daha yüksek sesle konuşmak, yüksek sesle bağırmak asla doğru değildir. Bunlar dediğim gibi bunlar ufak tefek gibi görünüyor. Bunların esas temelinde ne var? Bunların temelinde mürşidini ciddiye almamak yatıyor yalnız. Temelinde o yatıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer temelde mürşidimizi ciddiye alsak ne deriz? Bu benim için çok önemli biridir deriz. Aman buna karşı yanlış yapmayayım deriz. Ne için? Bizi Allah'a taşıdığı için, bize Allah'ı tanıttığı için, Resulünü tanıttığı için. Öyle değil mi? Niye? Bu meseleler bizim için hayati önem taşıyor. Biz bunun için derviş olmadık mı? Bunun için derviş olduk. O zaman ne yapacağız? Buna çok dikkat edeceğiz. İşi ciddiye alacağız yani. Mürşidimizi ciddiye alacağız ki Rabbimiz de bizi ciddiye alsın. Bu halimizden dolayı Rabbimiz bize ikram etsin, nimetini versin. Önce edepli olacağız. Sonra ne olacağız? Sonra teslim olacağız. Mesela ne denir tasavvufta? Kayıtsız şartsız teslimiyet gereklidir. Dervişin mürşidine yapması gereken. Körü körüne kimseye kayıtsız şartsız insan teslim olmaz. Körü körüne. Bu kesinlikle kat'i olarak yanlış bir şeydir. Ama öğreneceksin, soracaksın dedim de soru sormak kesinlikle şarttır. Mürşidine kafana takılan her şeyi soracaksın, her şeyi öğreneceksin. Allah'ın ayetlerini soracaksın, Resulullah Efendimiz'i soracaksın, işi öğreneceksin. Komple sordun, her şeyi öğrendin, bütün cevaplarını aldın. Artık biliyorsun ki seni Allah'a bu kişi taşıyabilir. Kesin olarak, kat'i olarak bundan emin oldun. Ondan sonra buna teslim olacaksın. Ondan sonra bu kişiye teslim olman gerekir. Ki seni Allah'a taşısın. Bundan önce teslimiyet nedir? Körü körüne teslimiyettir. Aklını kullanmadan teslim olmaktır. Bu sürü mantığıdır. Bu yanlış. Ama
işi öğrendikten sonra, işi kavradıktan sonra, gönül itibariyle mutmain olduktan sonra o zaman da teslim olman gerekir. Teslim olmazsan olmaz. Yolu gidemezsin. Bunların karşılığında ne yaparsın? Hizmet edersin. Edepli oldun. Mürşidine karşı teslim oldun. Rabbine teslim oldun. Allah'ın Resulüne teslim oldun. Rabbim nasıl diliyorsa ben öyle yaşayacağım dedin. Bütün hayatınla teslim oldun. Ondan sonra ne yaparsın? Hizmet edersin. Bu hizmet her türlü olabilir. Mesela siz söylediniz, Yunus Emre 40 sene odun taşımış. Öyle değil mi? Niye taşımış? Hizmet etmek için. Öyle emretmişler. Değil mi? Mürşidi öyle söylemiş. O da taşımış. Hizmet etmiş. Dergaha hizmet etmiş. Hizmetin nerede nasıl yapıldığının bir önemi yok. Mevzu hizmet etmektir. Allah için bir şeyleri yapmaya çalışmaktır. Yaptığını Allah için yapıyorsun neticede. Bunların hepsinin karşılığında ne olur? Allah bize muhabbeti ihsan eder, ikram eder. Ne dedik? Teslimiyet, edep, teslimiyet, ondan sonra hizmet, ondan sonra da muhabbet gelir. Muhabbet en sondadır. Biri dese ki ben muhabbetliyim, çok muhabbet alıyorum. Ona bakmak lazım. O kişide bunlar var ise aldığı muhabbet doğru bir muhabbettir. Bunlar yok ise aldığı muhabbet nedir? Sahte bir muhabbettir. Acı ama gerçek, sahte bir muhabbettir. Kamil bir muhabbet bunların sonunda Allah'ın bize ikram ettiği şeydir. Ve bu kesinlikle nimettir. Bu imandır. Bu Rabbimize duyduğumuz aşktır. Ve bu muhabbet günden güne artar, kat be kat artar. Allah bunu ihsan ediyor. Allah bunu ikram ediyor bize. Onun için bu kural ve kaidelere dikkat etmek lazım. Bunları ciddiye almak lazım. Biz bunları ciddiye alacağız ki Rabbimize olan ciddiyetimizi gösterelim. Rabbimiz de bunların karşılığında bizi ciddiye alacak ki bize Rabliğini göstersin, ikramını yapsın. İnşallah Allah hepimizi böyle olan kullarından eyler. İnşallah. Hocam, dervişlikten bir soru sorayım. Mesela derviş kardeşlerimizin karşılaştığı en sık sorunlar, problemler nelerdir peki? Mesela binlerce kardeşimiz var. Birçok farklı sorunla karşılaşabiliyorlar. Ama genel olarak karşılaştığı bazı sorunlar vardır. Bunlar genelde nefsani sorunlardır. Nefisle alakalı problemlerdir. Misal en basit örneğiyle nedir? Mesela nefsim konuşuyor, ben onu susturamıyorum. Nefsim bahane buluyor, ben ona cevap veremiyorum. Bunun gibi nefisle alakalı sıkıntılar vardır. Bunun en büyük, bu işin daha uzun sürmesinin sebebi kişinin nefsini dinlemesidir. Kişi nefsini dinliyor, dinlediği için de bu devam ediyor. Bu hal bazen bir sene, bazen 10 sene bile sürebiliyor. Problem yalnız kendisiyle alakalı bir durumdur. Zaten daha önce de mesela anlatmıştı Efendimiz. Ne diyor mesela? İnsanlar zannediyor ki Mürşid-i Kamil'in elinde sihirli bir değnek var. Kardeşlerimiz gelip söylüyor ya da telefon açıp söylüyor. İşte benim nefsim susmuyor. Diyor ki ben bunu artık dayanamıyorum. Bunu benden alın. Tabiri caizse diyor ben değneği alıp vuracağım. Onu ondan alacağım. Böyle bir şey yok. Kendisi bunu söylüyor. Diyor zaten benim ona söylediğim nedir? Bir köpek size havlasa, siz kalkıp ona cevap verir misiniz? Siz de havlar mısınız ona? Havlamazsınız. Öyle değil mi? Ya da köpek havlasa siz onu dinler misiniz? Dinlemezsiniz, ondan uzaklaşırsınız. Nefis de aynı köpek gibidir. Havlar, konuşur, söyler. Dervişe düşen onu dinlememek, ona bakmamak, sırtını dönmektir. Sırtını dönerse, Rabbine yönelirse onu duymaz. Bu yavaş yavaş olur. Yönelecek, devam edecek. Ondan sonra Allah ne yapacak? Nefsinin sesini tabiri caizse kesecek. Ama bu çabayı onun göstermesi gerekir. O göstermeden olur mu? Olmaz.
Yani bu şeye benziyor. Armut piş, ağzıma düş mevzusuna benziyor yani. Bir çaba gayret sarf etmeden nimet kazanılmaz. Bir kere bunu iyi idrak etmek lazım. Her şey, bütün nimetler bir çabanın ürünüdür. Çaba yoksa nimet de yoktur. Nimet olarak zannettiklerimiz hayaldir, başka bir şey değildir. Çaba ve gayret olmak zorundadır. Bu yüzden nefsi susturmak için çabanı, gayretini ortaya koyacaksın. Bu birinci en büyük problemlerden bahsediyoruz ya. Bu birinci en büyük problemdir. İkincisi nedir mesela desek? İkincisi aileyle alakalı problemdir. Ailevi hayatla alakalı, eşiyle olabilir, çocuğuyla olabilir, annesiyle olabilir, babasıyla olabilir ya da akrabalarıyla. En büyük problemlerden bir tanesi de budur. Neden? Mesela kimisinde bu tam tersidir, iyiye doğru gitmiştir. Mesela kişi eski hayatında çok kötüdür, ondan sonra iyi olmuştur. Çevresindekiler de onu görüp ne derler? Sen ne kadar güzel biri olmuşsun derler. O değişikliği fark ederler. Kimisi ise ne yapar? Onun o güzel oluşunu görmez. Ne der? Eskiden sen beni dinliyordun, şimdi niye dinlemiyorsun der. Genelde böyle bir problem vardır. Anası, babası, eşi ne söyler ona? Eskiden sen beni dinliyordun, niye şimdi dinlemiyorsun? Niye şimdi bana uymuyorsun? Böyle bir problem var. Bu da nefisle alakalı. Tek kelime, bu da nefisten kaynaklanıyor yani. Bu yüzden dervişin bu bütün, bunun gibi daha sayabiliriz biz, en belirginlerini saydık mesela. Bunların hepsinin temelinde nefisle alakalı problem vardır, nefis. Bunların çözümü nedir peki? Nasıl çözülecek bu? İnsan bir kere bir yola girmişse eski hayatını geride bırakması gerekir. Yanlışlarını, hatalarını, hepsini geride bırakması gerekir. Mesela sahabe iman etti. Allah buyurdu onlara ne dedi? Cahiliye dönemindeki bütün günahlarınızı, hatta Resulullah Efendimiz bunu söylüyor, dile de getiriyor. Allah silmiştir dedi. Öyle bir hayat yaşanmamış gibi. İnsanın da Allah yoluna girdiğinde, tasavvuf yoluna girdiğinde, Allah'a vuslat yoluna girdiğinde geriye dönüp eski hayatına bakması doğru değildir. Artık sen yeni bir insansın, yeni. Artık senin geçmiş hayatın yok. Yenisin çünkü. Eskisi eskisi öldü. Eski mesela Serhat'tır adım nedir? Eski Serhat öldü diyorsun. Yenisidir bu. Hayatın yeni başlıyor çünkü. Eskisini öldürdüğün için eski hallerin de ölmüş olması gerekir. Yaptıklarının da yapılmamış sayılması gerekir. Nefsinin de olmaması gerekir. Bir çocuk yeni doğduğunda saftır, temizdir, öyle değil mi? Nefsani arzulardan beridir. Senin de kendini bir kere öyle hissetmen gerekiyor. Ve ne demen gerekiyor? Ben bu saatten sonra Rabbime kul olacağım. İnsanlara bakmayacağım. İnsanların ne düşündüğü, ne söylediği, ne yaptığı benim için önemli değildir. Kim olursa olsun. Benim için ne önemlidir? Benim için Rabbimin söylediği önemlidir. Resulünün yaptığı önemlidir. Benim için önemli olan bunlardır. Rabbim benden ne istiyor? Ben bunu yapacağım. Rabbim de bana ikram edecek, ihsan edecek. Neyi? Kulluğu ikram edecek. İmanı ikram edecek. Aşkını, muhabbetini ikram edecek. Ve beni değiştirecek. Kendisinin istediği gibi Hazreti İnsan, kamil insan olmamı sağlayacak. Bu bakışla bakarsa yavaş yavaş düzelmeye başlar. Nefsi de artık susar, yavaş yavaş işi öğrenir ve Rabbine vuslat yolunda hızlı bir şekilde ilerler. Tabi bununla beraber mürşidini dinleyecek, mürşidinin ona söylediği şeylere dikkat edecek. Bu benim ebedi hayatım için gereklidir diyecek. Mürşidinin ağzından çıkan her kelimeyi böyle algılayacak. Bu benim ebedi hayatım için olmazsa olmaz olandır. Dedim de bu çocuk oyuncağı değil ki. Ya da biz oyun oynamıyoruz ki. Ebedi hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Bugün varız, yarın yokuz. Öleceğiz yani. Allah'ın huzuruna gittiğimizde hesap vereceğiz. O zaman hesabımızı iyi yapmamız gerekiyor. İşi ciddiye almamız gerekiyor. Eğer biz Rabbimizi ciddiye almazsak,
kıyamet gününde Rabbimiz bizi ciddiye almaz. Biz onu unutursak, Allah'ın da ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Allah da bize unutulmuş muamelesi yapar. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rabbimizi, Resulünü, Mürşidimizi ciddiye almamız gerekiyor. Derviş ailesi olan sorundan bahsettiniz ya. Evet. Mesela şeye tabi olduktan sonra, bir mürşid-i kamile tabi olmadan önce bin bir türlü pisliği işliyor ailesini. Annesini dövüyor, eşini dövüyor veya babasına karşı geliyor. Tabi olduktan sonra bunlardan vazgeçiyor ve onlara her ne derse yapmaya çalışıyor. Evet. Yaptıktan sonra bu sefer aile karşı geliyor ona. Hı hı. Nasıl söyleyeyim? Aile karşı geliyor hani eski daha fazlasını halinden daha fazlası, aslında. Daha iyi olmuş yani bayağı bir değişme vardır. Daha fazlasını ondan istiyor. Evet. Ne diyor? Sen bu kadar yaptın ama biraz daha yap. Dedim de bu da nefisten kaynaklanıyor. Karşıdakinin nefsinden kaynaklanıyor bu sefer. Halbuki ne diyeceksin? Buna kadar güzel bir kul olmuş diyeceksin. Öyle değil mi? Ama insanoğlu nankördür ya. Allah kulun yarattığı kulunu biliyor da insanın kendisi nankördür. Bu yüzden sen ona iyilik yapıyorsun, Allah için yapıyorsun. Ne diyor? Daha fazlasını yapacaksın. Ne diyor? Bana uyacaksın. Eskiden uymuyordun, tamam. Ama şimdi bana uyuyorsan tam uyacaksın. Farkında olmadan Allah'ın kuluna karşılık ne diyor? Rablik taslıyor. Farkında olmadan anne baba bunu yapıyor. Ya da eş bunu yapıyor. Rablik taslıyor. Mesela örnek vermek gerekiyorsa Musab bin Umeyr'in annesi var. Musab bin Umeyr Mekke'nin ileri gelen ailelerinden Resulullah Efendimiz'e iman ediyor. Annesi ona söylüyor. Sen eğer dininden dönmezsen diyor, ben diyor böyle güneşin altında oturacağım, hiçbir şey yemeyeceğim, saçımı da kesmeyeceğim diyor. Sen dininden döneceksin diyor. Diretiyor yani. Gerçekten bunu da yapıyor mu? Gerçekten yapıyor. Oturuyor, bir şey de yemiyor, saçını da kesmiyor. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor. Musab gidip annesine söylüyor. Diyor ki, sen diyor burada ölsen de diyor, ben dinimden vazgeçmem diyor. Böyle bir şey yapma diyor. Sen diyor kendine zarar verirsin. Neden? Ben doğruyu bildim diyor. Hatta Medine'deyken Musab'ın kardeşi mesela savaşta yakalanıyor, esir düşüyor. Orada işte Resulullah Efendimiz söylüyor. İşte kimisinin ailesi fidye karşılığı salıverirsin diye fidyesini gönderiyor. Kimisi de işte 10 Müslümana okuma yazma öğretilince salıverilecek. O da kendi kardeşini alıyor, başka bir sahabeye götürüyor. Diyor bak bu benim kardeşimdir diyor. Buna iyi bak diyor. Ailesi zengindir diyor. Kendi ailesi, kendi öz kardeşidir. Ailesi zengindir diyor. Fidyesini gönderirler sen de salarsın diyor. İyi bak yani ona. Musab'ın kardeşi söylüyor. Allah'tan kork diyor. Allah'a inanıyorlar çünkü. Allah'tan kork diyor. Ben senin öz kardeşim. Ana bir, baba bir, ben senin öz kardeşinim. Sen nasıl benim için bunları buna söylüyorsun? Musab ne diyor? Senle beni annemiz ve babamız kardeş etmiş. Yalnız benle onu Allah ve Resulü kardeş etmiş. Bizim kardeşliğimizin yanında senin kardeşin geçersizdir diyor. Sen müşriksin, biz müminiz diyor. Bizi çünkü Allah ve Resulü kardeş kılmış diyor. Dervişin de ne yapması gerekir? Dervişin de böyle bir iradeye sahip olması gerekir, iradeye. Rahmet edecek, güzel davranacak, aile efradına, anasına, babasına, eşine, çocuklarına, akrabalarına, lakin böyle bir taviz de vermeyecek. Ne zaman ki biri kalkıp Rablik tasladı, bana uyacaksın, her şeyin de bana aitsin dedi, orada dur diyecek. Ben Allah ve Resulüne aitim diyecek. Böyle bir dirayeti göstermesi gerekir. Böyle bir dirayeti o göstermezse suçlu olan odur. İsteyen değildir yani, odur. O dirayeti mümin göstermesi lazım. Birine yardımcı olmak başka bir şeydir, onun emrine girmek başka bir şeydir. İkisi arasında fark var. Mesela Allah ayet-i kerimede anne ve baba için ne diyor? Onlar sizin yanınızda yaşlandıklarında biri ya da ikisi
onlara üf bile demeyin diyor. Niye? Siz çocukken onlar size nasıl baktıysa siz onlara bakın diyor. Çünkü senin eziyetini onlar çekmiş küçükken. Sen de onların eziyetini çekmek zorundasın. Onlara bakmak zorundasın. Bakmak başka bir şeydir. Ona uymak başka bir şey. Ona uy demedi. Böyle bir ayeti yok. Anne ve babana uy demedi. Ona bakacaksın dedi. Allah ve Resulüne itaat farzdır. Anne ve babaya iyilik farzdır. Arada fark var. Aynı şeyi eşler için de geçerlidir. Akrabalar için de geçerlidir. Hiç fark etmiyor. Kardeş için de geçerlidir. Onlara iyilik edeceğiz. Niye? Bu bizim imanımızın gereğidir çünkü. Ama itaat sadece ve sadece Allah ve Resulüne'dir. Başka kimseye değildir. Hocam ben şöyle bir soru sorayım. Örnek veriyorum, bir mürşid-i kâmile tabiyim. Bir müddet sonra mürşidim vefat etti. Evet. Ve benim Allah'a ustad tutulum yarım kaldı. Bu durumda benim vefat eden mürşidimden öğrendiklerimle yoluma devam etmem mi gerekir? Yoksa kendime başka bir mürşid-i kamil mi bulmam gerekir? Bir mürşid-i kamil vefat ettiğinde kişinin kendine başka bir mürşid arama zorunluluğu vardır. Neden? Çünkü kendisi kemalata ermemiştir. Kendisi işi bitirmemiştir. Kendisi hala derviştir. Zaten mürşid-i kamil vefat etmeden önce ya bunu söylemiştir, gidin başka birine tabi olun diye birini göstermiştir ya da parmağıyla işaret etmiştir. Ya da herhangi yetiştirdiği çok kişi vardır mesela. Gidin bunların herhangi bir tanesine uyun demiştir. Ya da bunu duymamışsa o kişi, onun kendine mutlaka başka bir mürşid araması gerekir. Neden? Mürşid-i kamil dediğimiz kişi müşahhas örnektir. Gözle görülen, diri olan biri olmak zorundadır. Eğer ölüye tabiyet olmuş olsaydı hiçbirimiz Mürşid-i Kamil'e tabi olmazdık. Direkt Resul Efendimiz'e tabi olurduk, öyle değil mi? Ama tabi olamıyoruz. Niye? Vefat etmiş çünkü. Sana diri biri gerekiyor ki senin yanlışını sana söylesin. Seni düzeltsin. Senin onun yanında olman gerekiyor. Onu dinlemen gerekiyor. Nefsini onun söyledikleriyle, sana gönlünden yaptığı müdahaleyle seni düzeltmesi gerekiyor. Yani senin nefsine hoş gelecek, o ki vefat etmiş, vefat eden biri senden bir şey istemiyor değil mi? Bu insanın nefsine hoş geliyor. Ben ona tabiyim. E tabisin ne yapıyorsun? İşte ders kağıdı vermiş, onu çekiyorum. Eğer vefat eden birine tabi olacaksan git Resulü Efendimiz'e tabi ol. Öyle değil mi? Böyle bir şey yok. Bu insanın kendi kendini kandırmasıdır. Diriye tabiyet olur, diriye. Bu yüzden Resulü Efendimiz sahabeye yetiştirmiştir. Bu yüzden şu zamana kadar ve kıyamete kadar da mürşid-i kamiller gelmiştir ve gelecektir. Bu yüzden herkesin diri birini bulması gerekir, diri birine tabi olması gerekir. Hem madden hem de manen diriye tabiyet vardır. Ölüye olmaz. Bu yüzden bu konu biraz önemlidir. Kimisi mesela diyor bizim şeyhimiz vefat etti, biz onun yolundan gidiyorduk, şimdi ne yapacağız? Şimdi arayacaksın, bulacaksın diri birini ve sen seyrine devam edeceksin. O vefat etti diye sen de kendine vefat etmiş muamelesi yapamazsın. Yoksa ya da ben işi öğrendim, tamamdır. Ben artık gidip insanlara anlatayım diyemezsin. İşi bitirmiş olman gerekir. Rabbine kamil manada kul olmuş olman gerekir. Herkes kendini biliyor. Kul mudur, değil midir? Kul değilsen arayacaksın, bulacaksın, tabi olacaksın. O da seni Allah'a vasıl edecek inşallah. İnşallah. Hocam programımızın sonuna geldik. Evet. Sözümüz varsa programımızı kapatalım. Tabii. Söylemek istediğin bir şey var mı? İnşallah Allah hepimizi derviş olanlardan, kapı eşiği olanlardan, hayatını Allah'ın yolunda yaşayanlardan, öyle de can verenlerden eyler inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Selam, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu gece dervişlik konusunu ele aldık. Değerli evet. Hocamıza dervişlik nedir, halimiz nasıl olacak, edep konusunu işledik. Edep konusu nasıl olmalı dervişin gönül halinde. Evet. Yarın da inşallah başka bir konuyla tekrar hocamızı rahatsız edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Fırat abimizden bir ilahi alacağız. Ardından programımız bitiyor. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.
başım.